CHP Genel Şimdi Başkanı Özgür Özel'i dinledim. Bu konuda şöyle söylüyor. Diyor ki biz diyor 30 Mart'ta vatandaşa şunu söyledik. Yani siz AKP iktidarının devamını istiyor olabilirsiniz. O yüzden CHP'ye oy vermekten kaçınıyor olabilirsiniz. Ama ben sizden AKP'yi iktidardan götürün demiyorum. Ama bir sarı kart göstermemiz, uyarmamız lazım. Belediyelerde bize oy verin, iktidarı uyarın. Böylece bu uyguladığı politikalara karşı bir sarı kart gösterin onlara dedim. Şimdi ben bunu söyleyip 31 Mart'taki seçim sonuçlarının arkasından hadi erken seçim diyemezdim. Ama yanlış bunu bu. ilk fırsatta söyledim. Yani geçim olmazsa seçim olmaz dedim. Haziran'da asgari Ama ücrete burada zam yapmadılar. milleti ayağa kaldıracaksın. Bu olmaz. Sen ilk sözün yanlış diye sonra da yanlış devam ettirmek zorunda mısın? Bir kere bir parti şunu diyemez. AKP iktidarının devamını istiyor olabilirsiniz ama bana bir oy verin. Bakın ben ne güzel işler yapıyorum denmez ya. Siyasette böyle bir şey olabilir mi? Ama karşılığını Bakın. aldım diyor bunu. Hayır bakın onun karşılığı o değildi. Birinci parti Yanlış. oldum diyor. Hayır. Bu nedenle birinci parti olmadı. Bu yıllardır gelen birikimin bir sonucudur ki kendisi bunun karşılığını almadı. Biz burada çalıştık. Her gün, her saat biz göğüs göğüse siperden önünde mücadele ettik. Var mı böyle bir şey ya? Yani bu Türkiye'deki herkes mücadele etti. Onu demeye çalışıyorum. Yani 3 aylık parti yönetiminin yapabileceği bir iş değildir bu sadece. Bir birikimdir. Bunu görmek lazım. Tükenmiş bir iktidar var. Zamanı gelmiş bir seçim vardı. Yani bir siyasi hamle yapmak için. Ama bunu ya siz iktidarın devamını istiyor olabilirsiniz diye bir seçime girilir mi Allah Sarı aşkına? kart gösterin %1 dedim. hayır. Uyarın dedim Sarı diyor. kartla değil bak. Hayır. Yani bu da yanlış. Benim analizim de şu, onu Bir müsaade dakika ederseniz ben bir paylaşayım. bitireyim mi? Bence kırmızı kart gösterdi zaten. Evet mesele Yani o. onu Şimdi görmek lazım. bir parti ya iktidara sarı kart gösterin diye seçime giriyorsa o parti kaybetmiş demektir. Bakın. CHP aslında 31 Mart seçimini eğer yaklaşım buysa bu şu demektir. Siyasi olarak kazandı, ideolojik olarak kaybetti demektir seçim. İdeolojik Kaybetmedi. olarak kazanamadı demektir. Evet, aynen öyle. Aynı kazanamadı demektir. Kaybetmesini o anlamda söylüyorum. Diğer anlamda kaybetmektir. Kazanamamak kaybetmektir zaten. Dolayısıyla böyle denilmez. Şimdi her neyse sonuç olarak bir 31 Mart seçimi yaşandı ve CHP buradan başarıyla çıktı. Şimdi bunun devamını getirmek gerekiyor. Şimdi CHP'li belediyelere çullanacaklar dedik. Çullandılar mı? Evet. CHP'li belediyeleri başarısızlığa sürükleyecekler dedik. Başarısızlığa sürüklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Milletvekillerine Yeni yeni sokmuyorlar. şeyler yapacaklar. Yeni gelişmeler var. Yani yeni adımlar atacaklar. Bu İstanbul, Ankara belediyeleri buna dahil. Dolayısıyla merkezi yani iktidarı kaybetme tehlikesi her türlü çılgınlığı yapmalarına imkan sağlıyor. Yani daha önce daha serin kanlı davranabilirlerdi bir önceki dönemde. Artık serin kanlı davranmayacaklar. Çünkü bu bir anlamda ölüm kalım mücadelesi gibi, siyaseten ölüm kalım mücadelesi gibi bir çizgide ilerliyor her şey. Dolayısıyla tablo şudur. AKP kendi iktidar ömrünü uzatmak için her şeyi yapacaktır. Ben İmralı'yla bir mutabakat sağladıklarını, DEM Parti'yi bu çizgiye çekmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bunun üzerinden de Kandil'de oluşturacakları bir baskıyla Burası önemli. Şimdi Türkiye'yi bir AKP'ye tamamen teslim olacağı Erdoğan AKP iktidarına burada tabii bir MHP ve Devlet Bahçeli'nin de bu fotoğrafta bir yeri var kuşkusuz. Bir aşamaya götürmek istediklerini buradan bir düşünüyorum. şey söyleyeyim, ayrıntılandırayım burayı. Şimdi Bahçeli diyor ki bir an önce gecikmeksizin, daha doğrusu yani onun ifadesi gecikmeksizin DEM Parti gitsin Öcalan'la görüşsün. Şimdi biz sözün bu kısmını aktarıyoruz. Peki bu sözden şu anlam çıkmıyor mu? Yani Öcalan size ne söyleyeceğini biz biliyoruz ve onun söyleyeceği şey bizim de olmasını istediğimiz şey. Yani İmralı ile temas var Aynen dediniz öyle. ya. Şimdi evet. Buna işaret ediyor herhalde. Kesinlikle. Peki o zaman Erdoğan'ın şu sözü ne anlama geliyor? Bununla birlikte yorumlarsanız sevinirim. DEM Parti ve Kandil'den gelen ilk andaki gelen açıklamalar diyor. Çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Ama hani bakacağız bu işe diyor. Böyle bir İşte kastettiğim şey o. Belli ki Öcalan'la İmralı'yla anlaşılmış bir mı mesafe kat diyorsunuz? edilmiş. O mesafe ne kadar, o mesafe içinde neler var, oraya ne sığdırılmış bunu henüz bilmiyoruz. Ama bir mesafe kat edildiği açık. DEM Parti'nin ve Kandil'in buna belli itirazları veyahut belli bir direnişinden söz edilebilir.
Şimdi benim görüştüğüm birisi, onu ki tahminlerimi doğrulayan, benim Yeni Yaşam gazetesinde çıkan, iki gün üst üste yayınlanan röportajımdan sonra bana ulaşan birinden söz ediyorum. Bunun üzerinden bir görüşmek istedi. Mesela DEM Parti için deniyor ki, DEM Parti Türk solunun etkisinde Türkiye Partisi olmak için kendi orijinalitesini bozmuş bir parti. Ne Türkiye Partisi oldu ne de Kürtleri doğru düzgün temsil ediyor. Burada bir sorun var. Yeniden bir apocu çizgiye gelmesi lazım. Bakın kavram kendisine ait. Hatta biraz daha ilerletelim. Bu işi apocular ve ülkücüler çözer. Tam deyim bu. Bu işi apocular ve ülkücüler çözer. Konuştuğunuz kişi Kürt siyasetinden. Evet, evet öyle diyelim. Orada daha hani mesafeli durduğu düşünülen ama Öcalan'la da görüştüğü ve zaman zaman görüştüğü anlaşılan birinden söz ediyorum. Yani adını açıklamayacağım. Tamam. Çünkü kendisinden izin almadım. Yani söylemek lazım. Ama bu şöyle söyledi. Ya yaptığınız değerlendirmeler doğru. Tabloyu doğru görüyorsunuz. Yani bu yeni döneme katkıda bulunun. Yani yeni dönemi beraber inşa edelim gibi laflar bunlar. Evet. Yani böyle bir şey. Şimdi dolayısıyla İmralı ile bir mesafe kat edilmemişse eğer Devlet Bahçeli bu kadar ısrarlı olmaz. Yani ısrarla göndermeye çalışıyorlar DEM Parti'yi. Yani önce Öcalan'ı yani getirmek istedi evet, de olmayınca yani, öyle evet, diyorsun dedi. Yani gidin bir görüşün, gidin bir görüşün diyor. Bugün de Erdoğan açıkladı yani gidip görüşecekler dedi. İzin verecekler. Ayıp olmasın diye Özgür Özel'e de hemen Ahmet Özel'le görüşme izni vermeye vereceklerini açıkladılar. Evet. Ayıp olmasın diye düşünsene. Yani Abdullah Öcalan'la DEM Partililer görüşürken Özgür Özel kendi partisinden bir belediye başkanıyla görüşememiş olacaktı. Bu tablo biraz şey, çarpık bir tablo. Muhtemelen Mehmet Uçum orada müdahale etti. Ya bu görüşmeyi de sağlamakta yarar var diye. Tablo bu. Yani kısacası bir mesafe alınmış İmralı'yla belli ki. Burada işte bir kez daha şöyle bitirelim bunu. CHP, sol, yurtseverler, Türkiye'nin cumhuriyetçileri, cumhuriyetçilerle geniş bir kesimi tanımlamış oluyoruz. Merkez sağı da içine alacak bir genişlikte bir toplumsal alandan söz ediyoruz cumhuriyetçiler derken. Türkiye'nin ama bunun dinamosu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli ve büyük bir parti. Bunu sorabilir miyim? Tarihsel bir parti. Dünkü sözlerin üzerinden. Şöyle, siz dün de böyle buna benzer bir yorum yaptıktan sonra CHP'nin Bahçeli'nin gerisinde kalamayacağını söylediniz. Evet. Şimdi şurada bir çelişki, yani izleyicilerimizden gelen mesajlara bakıyorum. Şöyle diyorlar. Yani Bahçeli bir tuzak kuruyor diyorsunuz. Erdoğan'la birlikte. Yani bu bir açık tuzakken, bunun amacı Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmekken, CHP Bahçeli'yle neden yarışsın, nasıl yarışsın? Yarışmadan söz etmiyorum işte. Mesele burada. Yani bir tuzağa, Bahçeli'nin gerisinde kalmasın deyince önüne tuzağa geçsin demek istiyorsun. Hayır, gerisinde kalan bir yaklaşımla bu olmaz. Yani gazi ailelerine gidip şehit aileleriyle görüşerek, yani bu bir önceki dönemde MHP'nin çizgisi. Burayla çözemezsiniz. Dün de söyledim. Şehitlerin ve gazilerin yakınlarının, ailelerinin... Siz el yükseltsin demiyorsunuz. Hayır, hassasiyetleri gösterilmelidir. Benim söylediğim şey şu. Cumhuriyetçi, demokratik, adil, onurlu bir çözüm perspektifi. Türkiye'yi yeniden birleştirecek bir çözüm perspektifi oluşturulması lazım. Cumhuriyetçi, toplumcu, eşitlikçi bir çözüm perspektifi. Bu perspektifi oluşturmadan Türkiye'yi büyütemezsiniz. Bu sorunu çözemezsiniz. Yani bir daha hatırlatalım. 1925'ten sonra kurulan statükonun bozulduğu açık. Fiilen bozulmuş durumda bu statüko. Dolayısıyla Türkiye'yi yeniden birleştirecek bir hamleye, bir adıma ihtiyaç var. Cumhuriyetin en başarısız olduğu alan bu alandır. En başarısız olduğu alan. Dolayısıyla cumhuriyetçi bir çözüm perspektifinden söz ederken Bahçeli karşısında el yükseltmek değil, devlet şey, Özgür Özel onu yapmaya çalıştı. El yükseltiyorum, devlet vaat ediyorum dedi. Olmadı. O yani, değil. O değil. El yükseltmek değil. Tuzağı bozmak lazım. Bu tuzağı bozacak bir siyasi hamleden söz ediyorum ben. O nedenle yani bu yanlış anlaşıldığını ya da anlaşılmadığını düşünüyorum. Veyahut bazı şey yani çok hani ne diyelim. Kimi yorumladı? Kötü niyetli olabileceğini söylüyorum. Ulusalcı bir arızayla baktığınız zaman, milliyetçi bir perspektifle baktığınız zaman buradan çıkamazsınız. Hiçbir zaman çıkamazsınız. Dolayısıyla toplumcu, eşitlikçi, halkçı bir perspektiften bakıp, cumhuriyetçi bir perspektiften bakmak lazım. Dün o nedenle iki uluslaşma modelinden söz ettim. Bir Alman ekolü, Doğu ekolüdür. Bir de Fransız ekolü.
Türkiye Fransız Cumhuriyet Fransız ekolüne yakın ama Alman ekolünde içeren bir cumhuriyet modeli geliştirmiştir. Bu bakımdan da özgünlükleri vardır dedim. Bunu anlatmamın nedeni buydu. Bir arka plan kurmak lazım bunun için. CHP bunu yapmak durumundadır. Şimdi CHP'nin tarihinde bu var. SHP kalktı bir Kürt raporu hazırladı. Bir çabası var bu konuda. 89 değil mi? 89 olması lazım. Bir Kürt raporu hazırladı. Kürt raporunun bugünün ihtiyaçlarına karşılık verip vermeyeceği ayrı bir şey. Ama kendi tarihinde zaten bu yönde atılmış adımlar var. Bunu çoğaltmalıdır. Bunun yolu da şey değil. Yani hani genel geçer bazı doğruları tekrarlamaktan öte... Mesela Özgür Özel'in söylediği şu şeyi geliştirmesi lazım. Erken seçim, yeni meclis, yeni mecliste çözüm. Mesela. Nedir bu? Yasasını çıkaralım demek lazım. Mutlaka yasası çıkartılmalıdır. Abdullah Öcalan ne demişti geçen çözüm sürecinde? Yasası yok bunun. Hepinizi vatan hainliğinden yargılarlar demedi mi? Hepsini de yargıladılar. Bugün ana haberde şeyi sordum. Bugün DEM Partililer gitsin Öcalan'la görüşsün diye...